Basit bir örnek vereyim mi? Hatta bunu uygulayalım şimdi. Evlilikte çiftleri mutsuzlaştıran en temel sebep o yüzden. Lütfen, lütfen. İşte buna inanan çok büyük bir grup var. Şimdi size bir sır vereceğim. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evlilikte mutlu olmanın yöntemlerini, tekniklerini bizle paylaşır mısınız? Çok soru var. Evlilerden de evliliğe hazırlananlardan. En sevdiğim konu. Bu çok dua ediyorum Allah'ım beni böyle güzel işlere sebep kıl diye. İnşallah. Ya bu. Ya çok önemli ya. Evlilik, aile çok önemli. Şöyle şu dönemde. Bir kere bak. Evlilikte mutsuzluğu tetikleyen en önemli şeylerden birisi ne biliyor musun son dönemde? Albert Ellis diye bir adam var. Ben kendisine hayranım. Akılcı, duygulanıcı, davranışçı terapi diye bir yöntem de bulmuş, literatürize etmiş bir adam. Çok acayip güzel bir adam. Bu adamın söylediği çok önemli bir teknik var. Diyor ki, evlilikte çiftleri mutsuzlaştıran en temel sebep yanlış, gerçek dışı mutluluk beklentileri. Ne demek hocam? Son dönemde uzmanların oluşturduğu bir kalıp var. Ben çok dikkat ediyorum. Üzüldüğümde çok böyle video falan var. Böyle yazılar mazılar da var. Eşimize karşı şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya öyle bir eş yok. Arkadaş anlatıyorsun. Öyle bir eş yok. Hatta literatürde Barbie bebek sendromu diye internette de çok yayılmış bir sendrom varmış. Son dönemde kadınlar kendini daha az beğeniyor. Daha güzeller eskiye göre daha az beğeniyorlar. Neden? Çünkü televizyon ekranlarında acayip değişik güzel kadınları gösteriyorlar. Sadece estetik makyaj değil, o kadın o hale gelmek için 3 saat uğraşıyor. Normal gündelik hayatın akışına ters. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi böyle bir ortaya tablo çıkınca sonuç kötü. Aynı durum dizi filmlerde de. Bir erkek tipi var. Nasıl karizmatik, nasıl sevgi pıtırcığı. Nasıl anlayışlı, nasıl delikanlı öyle duruşlar, bakışlar, bir de yakışıklı, bir de kibar, arkadaş bir de zengin. Allah nasıl bir adamsın ya. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir erkek yok. Olur mu? Hayatın akışına ders. Hayatın akışına ders. Böyle bir şey yok. Kusursuzlaştırarak işte Albert Ellis'in ifade ettiği kuram tam bu. Kusursuzlaştırılıyor. Kusursuzlaştırılarak kusurlar artırıldı. Doğru. Evlilikler sakat kusurlu hale geldi. Çünkü insanlar tatmin olamıyor. Hayır, istediğim evlilik bu değildi. Ne istiyorsun arkadaş sen? O senin istediğin evlilik değil ki. Sen dizide oynayıp o sahneyi yaşamak istiyorsun o zaman. Bu evlilik değil yani senin bu tarif ettiği. Bunu uzmanlar da tuzağa düşüyor son dönem. İşimize böyle davranalım, şöyle davranamazsın. O dediğin şey uygulanabilir ve sürdürülebilir değil. Bir gün böyle, iki gün tıp, üç gün tıp ama orijin o değil. Öz öyle değil. Sen nereye kadar tutacaksın kendini? Onun için, bakın altını çiziyorum. Bu Albert Ellis'in dediği yöntem çok önemli. İnsanlar evlilikte mutluluk tarifleri gerçek dışı ve yanılsamalı. Böyle evlilik olmaz. Ne kadar gerçeğe yakınsa o kadar mutlu oluyor. Ve bu en çok son dönemlerde Instagram diye bu sosyal medya şeylerinde insanlar habire bir evlilik resmi. Sanki sürekli adam öyle bir şeyler, yemekler, masalar, hediyeler, öyle aşkitomlar. İşte buna inanan çok büyük bir grup var. Şimdi size bir sır vereceğim. Bilimsel olarak kanıtlandı. Beyinde oksipital korteks diye bir yer var. Bu görüntü, fotoğraf, görüntü işleyici yeri. Yani görsel korteks diye geçiyor. Yani güzel, görsel korteks. Şimdi bu oksipital kortekse gelen veriye belirli bir süre akış devam ederse bilinçaltı artık bu resimmiş, görüntüymüş fark etmiyor. Bir duygu tetikliyor, beklenti oluşturuyor. Basit bir örnek vereyim mi? Hatta bunu uygulayalım şimdi. Tamam. Şimdi size bir tane limon görüntüsü gelecek. Böyle. Tam ağzınıza değiyor. Nasıl ekşi, nasıl rahatsız edici. Böyle ağzını kamaştıran rahatsız edici bir limon. Ne oldu? Gerçek limon var mı şu an? Yok. Peki bunun tersini yap. Şahane bir yemek. En sevdiğin yemeğin resmine bir gün bak, iki gün bak, üç gün bak. Çok canın ister. Bu duyguyu tetiklersin. Şimdi bak buradan
şeye geliyorum. Instagram'da ne kadar gerçek dışı görüntü, evlilik görüntülerine bakarsan o kadar mutsuz olursun. Bak bunu, hocam ben bilinçli tüketiciyim. Hayır, ben onların gerçek olmadığını bilerek. Bakın, bakın kaç tane psikolog da bundan etkilenmiştir. Tabii benim bir sürü dostlarım, kardeşlerim var. Bilinçli olsan da bilinçaltı etkileniyor. Yani ben bir şeyi süper biliyor olmam. Limonu görünce ben bu bilgiyi anlatıyorum. Yıllardır bu işte çalışıyorum. 40 yaşının üstünde bütün yıllarımı bu işe verdim. Limonu görünce durdurabiliyor muyum bu etkiyi? Hayır. Demek ki bir şeyin bilinçli olması sendeki uyarım etkisini, sendeki reseptör duyarlılığını değiştirmiyor. Etkileniyorsun. O yüzden. Lütfen, lütfen izleme artık şu görüntüleri. Bakma, yuvanı kurtar, aileni güzelleştir, kendi hayatının resmini çek. Bakma ya, bakma. Bak garanti ediyorum, o resimlere bakma, bir süre sonra eşin daha güzel, daha yakışıklı, daha şey gelmeye başlar. Hiç saçma sapan bir tipini, görüntüsünü yayınlayan yok. Hep olağanüstü haller. Ve doğru. Efektler olağan var. Olağan dışı, tabii. Görsel efektler kullanılıyor. Tabii. Bir tek ben kendimi çirkinleştiriyorum. Mesela YouTube'da gördüğünüzden aslında orijinim daha acayip. hayır şaka yapıyorum. Bak ne olursanız yuvanızı kurtarın. Ben hocam evliliğimde mutlu olmak istiyorum diyorsan, birlikte vakit geçir. Neyse bunun başka tekniklerini söyleyeceğim. Geçirirken bazı tüyolar var orada. Ama lütfen özellikle kadınlara söylüyorum. Ne olursunuz bu sosyal medya tuzağından çıkın. Gerçek dışı beklentilerden kurtulun. Girmeyin bu tuzağa. Eyvallah. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Sosyal medyadan uzak durun.